Sayın Valim, değerli protokol üyeleri, değerli iş insanlarımız ve esnaflarımız, kıymetli basın mensupları, ilimiz genelinde tamamlanan ve devam eden kamu yatırımları ile yürütülen projelere ilişkin olarak salonumuzdaki Hazirun'a bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecektir. Davetimize icabet eden ilimiz protokolüne, iş insanlarımıza, esnaf temsilcilerimiz ile kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun Türk ve İslam kimliğiyle tanışması sonrasında önemli bir ilim, irfan ve kültür merkezi haline gelen Kırşehir, tarihi eserleri, doğal güzellikleri, fikirleriyle çağlara ışık tutan alp erenleri, gönül telimizi titreten halk ozanları ve zengin folkloruyla geçmişten günümüze her anlamda önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmektedir. Tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kırşehir, fikirleri ve eserleriyle Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasına katkıda bulunan Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ı veli, Türk dilinin öncülerinden Aşık Paşa, gönüllere sevgi tohumları eken Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre, kurduğu medresede Anadolu'nun ilk astronomi çalışmalarını başlatan Caca Bey ve Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından Şeyh Edebali gibi pek çok önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir. Bugün bir farklı iş yapalım diye niyetlendik. Dolayısıyla huzurlarınızdayız. İstiyoruz ki Kırşehir'de devletimizin, hükümetimizin, bizlerin ve gayreti olan herkesin emekleriyle yürütülen bir takım çalışmalar var. Bunlarla ilgili hem bilgilendirme yapalım hem de varsa fikirleriniz, düşünceleriniz, bunlara da ifade şansı verelim. Ve Kırşehir olarak ortak hareket etme noktasında bir fikir alışverişinde bulunalım diye bugün böyle bir deneme yapıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bana derseniz ki en önemli mesele nedir bir ilin? En önemli mesele hayatında kendisinin olduğu gibi istihdamdır. Eğer iş yoksa, aş yoksa ve geçim meselesi halledilmemişse orada durmak da zordur. O ilin gelişmesi, o ilde insanların barınması, o göç alması da mümkün değildir. Dolayısıyla organize sanayi bölgemizi ve bunun genişlemesini çok önemsiyoruz. Burada gerek siyasilerimizin büyük katkısı, gerekse OSB yönetimin katkıları ve teknik arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bir genişleme alanı ilan ettik. 800 kişiye daha istihdam sağlayacak. Mevcut OSB'mizde de bu çalışmalar devam ediyor. Ve 2025 yılında da inşallah bu mevcut OSB'mizde devam eden bütün yatırımların, inşaatların da bitmesini bekliyoruz. Benim burada bahsettiğim ek olarak yaptığımız OSB burada 1400 dönümlük bir alan yaklaşık değerli arkadaşlar. Burayla ilgili biz gerek Sanayi Bakanlığı'ndan gerek Tarım Bakanlığı'ndan bütün prosedürler tamamlandı ve gelinen noktada ön tahsis yapabilir durumdayız. Kamulaştırma için bir miktar ödeneğe ihtiyaç var. Onlarla ilgili de yazışmalarımızı yaptık, Sanayi Bakanlığımıza gönderdik. Mevcut OSB'miz şurası, şöyle gidiyor, buradan yukarı çıkıyor. Şurada 800 metrelik bir otoban bağlantı yoluna cephesi var. Şurası da zaten sanayi kavşağı. Dolayısıyla ana yola da bağlamış olacağız OSB'yi bu şekliyle. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum.